Ondan sonra podcast. Euroleague Podcast'ın 68. bölümüyle karşınızdayız. Ben Sezai Mert Adam. Ben Sem Çocuğu. Sem Çocuğu selamlar, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim abi. Seni sormadım. Bayağı çok, iyiyim ben. Çok naziksin ama, çok nazikçe de iyiyim, teşekkür ederim falan böyle. Ya kibar adamsın aslında sen. Evet, öyleyim aslında. Beni tanıyan insanlar öyle söylerler. Hatta konuşma şeklimden veya bilmiyorum aksanımdan dolayı, Türkçe aksanımdan dolayı gay olduğumu falan oluyordu yani. Ya, evet olabilir ama. Sen gay misin lan falan böyle. Onu olabilir. Yani şöyle, aslında o gaylerle alakalı da hani gay tercihinde bulunan. Yani o konu çok uzun bir konu. Tercih değil. Sevdi ya değil. Ya evet, o tartışmaya şimdi uzun uzun yönelim. Bak şimdi, ağzını burnunu kırarım. Ya şimdi şöyle onu diyeceğim. Şimdi kimliklere sıkıştırma konusu da var bir taraftan. Kimlik mücadelesi veren insanlara da kimliklere sıkıştıran bir anlayış var da. Oraya girmeyeyim şimdi, uzun hikaye o. Ama hani gay tespiti yapmanın çok güzel bir yere değindin. Salt böyle işte bir tık feminen diye nitelendirilen aksan, feminen diksiyon. Direkt kibar olmak. Evet. Kibar diksiyon direkt feminen olarak adlandırılıyor ki aslında öyle değil yani. Öyle değil tabii şimdi, yani şöyle bir şey de var. Yani bu tamamen işte yine etiketler hikayesi bu. Bunların hepsi etikettir. Yani bunlar işte esasen son 200 yılın etiketleridir bunlar. Hani bu 200 yıl öncesindeki insanlıkla, insanlık anlayışıyla şu anki arasında çok büyük fark var. Bunlar hep etiketlerdir aslında. Ama bu tabii senin zarif konuşmaya çalışan, zarif karşısındaki insana değer vererek konuştuğun gerçeğinin yanında bunu konuşmuş olduk. Ben de iyi, teşekkür ederim diyerek nazik bir cevap veriyorsanız. İyi aile çocuğu cevabı. İyi aile çocuğu. Bu arada İyi aile çocuğu ne kadar güzel bir filmdir ya. Yani Kemal Sunal filmleri arasında, şimdi millet diyecek de bu nasıl adam diyecekler ama ben Kemal Sunal filmleri arasında İyi aile çocuğu Tosun Paşa'dan bile birinci sıradadır benim. Yani bir İyi aile çocuğu, iki Tosun Paşa benim için yani. Kemal Sunal filmleri arasında. Harika bir filmdir. Hala izlemeyen varsa bulun, seyredin. Çok kolay bulursunuz zaten. Sen seyrettin mi? Seyrettim abi ama benim favorim o değil. Kibar Feyzo ya. Aa, o da evet. O da ilk ona girer. Kibar Feyzo ilk ona girer. Benim ilk için. O da ilk ona girer. Aynen öyle. Ama İyi aile çocuğunun hatta müziğiyle yıllar sonra Yılmaz Erdoğan'ın yönettiği Vizontele filminde kardeş Türklerin yaptığı film müziği çok da benzeşir. Bak bunu evet. Bilmiyorum hatırlar mısınız? Orada bir tını, yani notalar çok yakındır yani birbirine. Dın 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 diye bir şey vardır. İyaya çocuğunun soundtrack'e çok benzer yani Vizontele'nin şeyi. Ya Sokrates'te Londra merkezinde bir tane program var. Hani futbol konuşmuyorlar ama çok sıkıcı bir geyik çeviriyorlar. Onun gibi girdik biz daha farkında olmadan. Farkında mısın? Evet. Ya onu ben izlemedim hiç ama o öyle diyorsan öyledir ya. Ben anlamadım abi. Son ben yani baktım, izlenme şeyleri de fazla. Hani böyle İngiltere futbolu falan konuşuyorlar diye şey yaptım. Abi inanılmaz sıkıcı, durağan, akıcılığı olmayan, saçma sapan. Londra'yla da alakalı konuşmuyorlar. Ya, saçma sapan hani, bir de yani şimdi tabii işte dinleyenlerden belki tepki gelir de, ama zaten dinleyici sayısı, dinleyicilerimiz bize zaten lafını söyleyen söylüyor. Abi çok kötü ya hakikaten, yani böyle ne konuşuyorlar, akmıyor muhabbet falan. Bilmiyorum tabii, insanın canı da sıkılıyor yani, bizim işte 300-500 izlenmeler falan var ki orada binler falan. Ya bunun neyini seyrediyorlar diyorum ya. Kötüler yani. Kötü kötüdür kardeşim. Kötü kötüdür yani. Laf var İngilizce'de, işte başkasının köprüğü başkasının için hani muntazam bir şey diye falan. Onun için hazine gibi. Bir daha söyle, anlamadım. Başkasına çöp gelen bir şey. Yani İngilizce söyle. Someone's treasure is someone else's treasure. Anladın mı? Ha, başkasının çöpü başkasının hazinesidir. Kıymetlisidir yani. Yani kimine göre çöp gelen, kimine çok iyi geliyor. Evet, yani evet. Sen yemeği sevmezsin ama ben bayılırım yani. Ama işte yani. Sevmez. Doğru. Ben kelle paçayı severim. O kokoreçe iğrençler, boklar, ben bayılırım falan gibi. Zevkler ve renkler tartışılmaz oluyor aslında o Türkçesi de ama yani. Ya o biraz çok kaçamak bir şey değil mi yani? Aga ben tartışmak istemiyorum tamam falan bir lafı gibi böyle. Tabii o tartışma argümanı üretmekten. Ya ben yorum yapmayayım şimdi ayıp olur falan. Evet. O biraz da şey gibi yani, o hani böyle başından savurma şeydir mesela, bir şey yaparsın birine gösterirsin nasıl olmuş dersin, o da sana der ki emeğine sağlık. Yani o emeğine sağlık.
O ne biliyor musun? Ya Ne bayılmadım. o? Hatta çok Buyur. beğenmedim ama şimdi bunu söyleyemiyorum. Öncelikle emeğine sağlık. Aynen. Çünkü beğenen kişi önce beğendim der. Çok güzel der. Hemen aceleci bir şey söylemek ister, bir yorum yapmak ister falan. Ama hani beğenmiyorsa böyle emeğine sağlık. Genelde böyle işte müzik olsun, oyunculuk olsun, resim mesela sanat alanında üretim yapan amatör olup profesyonel olmak isteyen insanların yaptıkları ilk üretimleri eşe dosta göstermesi sonrasında aldıkları tepkiler genellikle böyledir. Emeğine sağlık. Evet, ben emeğine sağlığı öyle kullanmıyorum. Şimdi sen öyle söyleyince kendimi bir sorguladım da. Ya emeğine sağlığı kullanıyorum yani. Böyle yani gerçekten çok sevdiğim insanlara karşı kullanıyorum O zaman bir tavsiyede bulunayım. Bence onu deme önce. Önce onu peki. deme. Neden biliyor musun? Bu çünkü hani Ya ben ister... sana da diyorum yani mesela şimdi bazen podcast falan yapıyorsun Abi mesela şimdi işte bir eline podcast'i ben sağlık, sana... emeğine sağlık falan diyorum mesela. O başka bir şey ama ben sana şimdi bu podcast'i beğendirmek için göstermiyorum ki. Senle zaten Ha yapıyoruz bir programı. Ama birisi gelip sana ya ben böyle bir şey... tabii. burada istediğini söyle abi. Yani. Emeğine tüküreyim de istersen yani fark etmez artık bu saatten sonra. Beraber yapıyoruz zaten ama... Yani birisi sana bir şey gösterdiğinde beğendiysen tabii bence önce şey de mesela çok güzel olmuş falan da yani. Emeğine sağlık çok ya yani ben de hani sanat sepet işleriyle uğraşan bir insan olduğum için bunu yaşamışımdır yani daha öncesinde. Çok geriye itiyor insanı. Hani eğer gerçekten beğendiysen bence önce beğendim de ondan sonra emeğine sağlık de. Çünkü emek yapmış zaten onu duymak istemiyor. İyi bir şey duymak istiyor. Anlatabildim mi? Emeğine sağlık deyip tahminlere geçelim. Bitiriyormuşuz değil mi programı burada? Evet. Program şöyle bitiyormuş değil mi mesela? Bunu konuştuktan sonra. Bu arada Fenerbahçe kazandı. Efes son basketle kazandı. Her iki takımı tebrik ediyoruz. Evet, tahminlere geç. Ya bu Geçen arada hafta da tahminlerini merak ediyorum ya. Kazanmış olmalıyım. abi bunu nasıl tam bekleyebilirsin? Ya bu arada kapışmayı yapmayalım. Çünkü Ahmet Tamer ve bizim dışımızda kimse tahminde bulunmadı. Kicktip'e bakacağım. Peki. Yani sen şimdi bunu nasıl bekleyebilirsin onu anlamadım. Yani kazanmış olmalıyım ne ya? Zaten 9 tane tam maçın 7'sini ortak tahmin yaptık. İkisini farklı yaptık. Onları da ben kazandım. 2-0 bitti maç. Sen de mi Unix istedin ya? Ben Evet. o Unix'ten bir Hayır. galibiyetim var Unix diye düşünüyordum. Barcelona'ya karşı olduğum için Unix istedim ben. İsteğimiz ilk defa tahmin. Çok nadir yaptığım bir şeydir. Tahminle temenniyi karıştırmam genelde. O yüzden çok da linç yedim. Anlattım insanlara sonra da. Arkadaşım tahmin yapıyorum temenni değil diye. Fenerbahçe kaybedecek diyorum. Adam diyor ki Fenerbahçe'ye karşı niye bilmem ne yapıyorsun. Kardeşim bu tahmin lan. Temenni değil. Fenerbahçe'nin kazanmasını istiyorum. Maç kaybedecek diyorum. Bunu ilk defa yaptım. Onyx'in kazanmasını da istiyordum. Onyx kazandı. İşte Zenit, Fenerbahçe, Real Madrid, Olympiakos, CSKA, Efes. Tahminleriniz bunlar. Zenit'te, Olympiakos'ta ve CSKA'da yanıldık. Orada patladık. Unix'te, Fenerbahçe'de ve Efes'te. Yani 6 tane bir de Real Madrid. 4 doğru, 3 yanlış ortaklarımız. Ayrı gayrı düştüklerimize baktığımızda da işte Bayern Münih demişim ben. Bir de Asvel demişim ben. 2-0 bitti maç. Geçmiş olsun. Ahmet Tamer tahmin yapıyor. Öyle sessizliğe gömülürsün işte. Öyle Emeğine sağlık diyorum emeğine abi. sağlık dersin işte ondan sonra. Dediğim Ya şey Ahmet Tamer yapmış tahmin. Sevgili Ahmet Tamer. O da kötü yani. 9'da 5 yaptı. Ama şampiyon. Çünkü tek tahmini o yaptı. Geçen hafta ben Ahmet Tamer'e şey demiştim yani. I won the cup diyebilirsin diye. Hala diyebilir değil mi? Öyle o şekil girebilir. Eller havada falan böyle. ama Ahmet Tamer'in seviyesi bu değil. Yani 9'da 5 değil. Fantezi Ligi de söyleyeyim o zaman sonra konuşuruz. Fantezi Lig'de de ben bu hafta yeniden döndüm. Hani böyle oturup takım yaptım falan. İyi de oldu. Toparlandım biraz yukarıya doğru. Özellikle Gençlik Spor yeniden yukarı doğru çıktı. Ama Oktay Cevizoğlu'nun da yorumlarda kendi yaptığı yorumda da yazdığı gibi hani hakikaten Cansan bırakmayacak gibi duruyor. Bilmiyorum hani bundan sonra nasıl olur. Farkı da açıyor adam yani. Hani öyle bir şey de var. Bir de Fantezi Lig tabii bizim de yeni olduğu için şeyi fark ettim hani böyle bir fark açıldıktan sonra oraya kapatmak çok zor oluyor artık gerçekten bir yerden sonra. Yani mesela benim artık her hafta 200 falan toplamam lazım ki böyle bir ilk 10'a girebileyim ki o bile soru işareti. Çünkü öbürleri topluyor. Yani ben diyorum ki o diyorum ben iyi ya 130 almışım diyorum. 130 puan toplamışım bu hafta diyorum.
Abi işte tepedekiler de 90 almışlar yani. Kapat, nereye kapat? Adam koymuş sana 150-200 fark, 20 ile 30'da kapatamazsın ki onu. Olmuyor yani. Ama benim amacım şey, bilmiyorum sen bir hedef koydun mu? Ben diyorum ki en azından Gençlik Spor Yeniden'i ilk 20'de bitirtebilirsem bu sezon, iyi diyeceğim. Aferin bana diyeceğim yani. Ne yapayım artık Ben orada? önemli olan katılmaktı modundayım ya. Önemli olan Allah burada. Allah. Birinci Şimdi bir güzel insanlarla birlikte bu ligde yer almaktı. İşte Oktay Cemizoğlu gibi balinalarla birlikte onlar tarafından ezilmek de bizim için büyük bir gurur şereftir yani. O moddayız abi. Biz saygı duyuyoruz bu saatten yani sen diyorsun. sonra. Abi sen nasıl bir Yok adamsın abi ya? olmuyor yani mesela kurşun bakıyorum işte şu sakat mı şöyle işte şunun mu oynuyor? Ya diyorum bu bunun üstünlük kurar falan filan. İşte sonra adam son dakika koronavirüs oluyor. Efendime söyleyeyim adam oynuyor tutamıyor o gün falan filan. İşte Isaac kanağını aldık hiçbir şey yapamadı. Çıkardık kadrodan adam çılgın attı falan. Yani biraz da denk de gelmesi lazım yani. Benim çok da şanssızım da yani. Hani o şanssızlık o şeyle birleşince de olmuyor abi. Ya Biz bir değer katmaya geldik. Fark 20 yaratmaya. 20 Alba Berlin kadar saygı duymuşsak yeter abi. zaten o seviyedeyiz. Yani Evet. yani zaten yeter abi dediğin yerdesin zaten. Daha ileri gidemeyeceksin zaten. Bu hafta sadece kendimi şöyle kutlayayım. Ante Zizic tercihini yapmıştım. Polonara ile beraber Gençlik Spor Yeniden takımında. Larkin'i tuttum elimde. Onlar da çalıştı. Yedek kadrodan verim alamıyoruz ya, işte o oluyor kötü. Yani farkı aslında yedekten alanlar da koyuyor. Tabii ki koçtan da şey, Pablo Laso'yu koydum orada ve hala da cebimde para kaldı. Ama tabii oyuncu değişikliği sınırı var. 3 tane oyuncu değiştirebiliyorsun her hafta. Bir de koç değiştirebiliyorsun. Tabii para kaldı ama hani işte bunları seçtik, öyle kaldı. Neyse, güzel ama yani hani diğer arkadaşları da zaten burada andık gerçekten. Girip zaten bakabiliyor insanlar hani sıralamayı, tekrar şey yapmayayım. İlk beşi tekrar söyleyeyim sadece. İlk beş toplamda ne durumdaymış bakalım. Cansan işte birinci sırada, Team Leo. Okispor 2. Aralarındaki farka bakayım. 3132 puan, 2855. Aralarında ne oluyor onların? 132, 150, 300 puan civarında bir fark var şu anda aralarında. 300'e yakın. İstanbul Thrashers var hemen. Oktay Cevizoğlu'nun ensesinde. Kotikova Özel var. Evgenia Hanım hemen onun arkasında. Caribbean Storm ve Earls Court Lovers'la Cengiz Keçeli ilk onda yer alacak. O belli oldu zaten. Emre Hoca iyi. Yukarı Karaören Spor Ahmet Tamer iyi. Ed 7 Ahmet Kurduk. O da hep burada. Orient Ring atak yaptı. Abdullah Özdemir. Ha bak, Abdullah da bizim sıkı. Bak İlke Çevik. Bak burada kapışma var asıl. Yani birinci sırada değil de bu Abdullah Özdemir, İlke Çevik, Evgenia Kotikova'nın ikinci takımı. Burç Avcı, hadi bakalım düşmüş aşağıya, bak o daha yukarıdaydı. Yani burada var kapışma. Yani onunculuk playoff mücadelesi diyelim. Yani artık bizim fantasy challenge playoff Team Leo mücadelesi. birbirine çok yakın. Team Leo Çok biraz yakın. arayı açtı. Team Leo. Yani nasıl kapanır? Burası zor Abi kapanır Oktay ya. Cevizoğlu ben kazanamam dedi zaten bu hafta. Bilmiyorum taktik mi yapıyor? Taktik yapıyor olabilir Rehavete mi sokmaya yani. çalışıyor? Anlamadım ki adamı. Olabilir abi. Her şeyi düşünüyor olabilir. Beklerim. Abi hiç belli olmaz. Bak Trabzonspor'u şampiyon ilan ettiler. Şimdi Trabzon bu hafta kaybetse, Konya'nın 2 tane eksik maçını kazansa 3 puan düşüyor fark. 3 puan, 3 puan. Fark 3 O puana düşüyor. misal. Yani hiç belli olmaz. Bakarsın sezon sonu şampiyon Konyaspor. Ya zaten bir tek Konyaspor olabilir gibi duruyor. Trabzon olmayacaksa. Çünkü Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı falan hali yoksa. Aynen öyle. Abi çok... Fenerbahçe dönem bırakır ya devreyi. Yok, Ali bıraktılar Koç abi. devreye girer falan zaten Bırakmışlar zaten. Ya Konya olacak ya Trabzon olacak artık. O belli oldu. Peki o zaman öyle. tekrar girelim basketbol, dönelim. Efes'te başlayalım mı? Fenerbahçe'nin başlayalım. Efes'e Önce. başlayalım. Peki. Fenerbahçe ile ilgili gerçekten benim soracağım sorular var Tamam, o zaman soru yani cevap bunda. gidelim oraya. Çünkü neyse. Tamam. Buraya gelince o söyleyelim. Peki Efes'le ilgili açılışı yapayım. Sana olabildiğince süre, yani benim, ya bunu da bana söylettiriyorlar. Yeni birisi yorum yaptı yani. Ben süre vermiyorum ama yani şey nasıl? Yani şöyle bir şey. Orada gelen yorum vardı yani bu hafta. Hı.
Mustafa Atak'tı galiba. Hani biraz az konuş falan filan. Ya şimdi Atak bir yorum aynı. Enteresan bir yorumdu. Hani ben de ona bir biraz aslında bilmiyorum. Hani daha önce konuşalım abi ya. Hayır ben yani şey yani ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Neyse abi bu hafta ben çok konuşayım. Açalım abi, az konuşma. Az konuşma, çok konuşma konuşma. Sen yeter yani. Çok konuştun. Tamam hadi yeter. Başlıyorum ben. Ya bugüne kadar hani senin hiç kursağında laf bırakmadım ben bugüne kadar. Hani bir de benim tamam evet moderatörlüğü yapıyorum ama sonuçta... Aksine bazen ben uzattığımı falan düşünüyorum ya. İlginç gerçekten. Ya olabilir tabii canım yani. Bir de şöyle bir şey de var. Hani buradaki insana tekrar bir kez daha söylemek durumunda kalalım. Ya burada hani şöyle bir şey yok. Ben süre tayin etmiyorum. Biz burada sohbet ediyoruz. Herkes lafını söylüyor. Tabii ki araya gireceğiz. Tabii ki birbirimizin lafını da duruma göre keseceğiz, geri döneceğiz falan filan arkadaşlar. Yani bu böyle özellikle kasti yapılan bir şey yok. Ama Mustafa Bey kızmış bana yani. Saçmalıyorsun demiş. Ben de dedim ki saçmalıyorsan o zaman demiş destek niye veriyorsunuz? Hani saçmaladığımı düşünüyorsanız diye. Neyse umarım Mustafa Bey de Mustafa Atak'ta desteklemeye devam et abi. Desteklemeye devam eder. Tamam. Neyse ya. Ben de bu arada saçmalıyor olabilirim. Yani saçmalıyor da olabilirim yani. Yani. Hepimiz saçmalıyoruz hayatta normal. Efes'le ilgili şöyle ben çok uzun tutmayı düşünmüyorum. Çünkü geçen hafta ve daha önceki haftalarda da söylediğim şey devamını görüyorum açıkçası. Kafa sorunu. Hep bunu söyledim. Bu hafta Ergen Ataman'ın atıldığı hafta da söylemiştim. Yani burada bir kafa problemi var. Yani mesela bu maçta da mesela Simon'un Moerman'a iki defa yapmış olduğu çıkışlar takımın kazanması adına takımın mücadelesi adına insanların birbirlerinin takım içerisinde motive etmeleri, uyarmaları, kızmaları gayet hoş görünen bir şeydir. Ama ben onu göremiyorum. Yani şimdi Simon'un oradaki agresyonu, Moerman'ın agresyonunu böyle Efes'in ruhuna uygun düşmediğini görüyorum. Bir başkası işte Ergin Ataman'ın geçen hafta atılmasında da aynı şeyi söylemiştim. Genel bir psikoloji mesela Vasilije Micić neden 22. hafta gelmemize rağmen bu sezon geçen sene MVP'si olmuş ve hala yani topu eline alıp da oynamaya başladığı zaman yani topu yere vurduğu anda kalitesini belli eden hani böyle üst düzey üst segment elit olduğunu anlatan bir oyuncunun bu kadar takım oyunundan kopuk, bu kadar kafasına göre takılması, bu kadar şut kaçırması, işte sakatlıkların içine tamam girmeyeyim. Ya Efes'te şey var yani bir gerginlik var yani sezon başından beri bitmeyen bir gerginlik var. Ergin Ataman da bu işin içinde, oyuncular da bu işin içinde. Bir gerginlik, bir şeylere karşı bir sevimsizlik var. Bunlar da maça yansıyor halinde. Yoksa mesela ilk periyotta James Anderson sakatlanıp çıktıktan sonra mesela bir ara işte yine bildiğimiz Efes 5'i işte Larkin, Micić, Simon, Moerman, Dunstan düzenine dönüldüğünde öyle bir haber veriyor ki takım aslında. Ya biz buradayız diyor zaten. Ama sonra başka bir sorun ortaya çıkıyor. Savunma sorunu ortaya çıkıyor. Pace and space yapılıyor. Boş adam bulunuyor. O şut girmiyor. Peşine Papayannis gibi aslında Efes'i en çok bozacak bu maçta. Efes'i Panathinaikos adına en çok bozacak olan insan Papayannis bile yokken hani maçta yoktu. Panathinaikos yine sayı buluyor. Gidiyor buluyor abi. Yani şimdi olmuyor o zaman da. Ne oluyor? Kolay sayılar buldular. Düzeni çok rahat bozdular Efes'i. Ama işte bozdu mu Cesar sen yani şimdi... Yani çok kolay bozulan bir takım haline geldi Efes artık. Kafayla ilgili sorun, onu demeye çalışıyorum yani. Yoksa yani tamam transfer falan konuşuluyor ama veya yapıldı da hatta. Abi takımın kesin transfere ihtiyacı var daha yani bitmez Efes'in eksikleri ya. Şimdi baba transfere ihtiyacı var konusuna çok katılamıyorum şundan dolayı bak. Tamam var ama yani orada şöyle bir şey de olması gerekiyor. Örneğin Real Madrid'de de Gabriel Deck NBA'den geri döndü mesela. Bunlar bir de takviyeye peşinde abi yani. Ama şöyle bir yerden söylemeye çalışıyorum. Hani Gabriel Deck döndü de mesela şunu düşünebiliyorsun Real Madrid. Orada bir işleyen bir sistem var. O işleyen sistemin içerisindeki eksikliği ya da işleyen sisteme takviye olarak Gabriel Deck'i Lasso oraya yerleştirir. Şimdi Efes'teki konu da şöyle bir şey oluyor. Ya tamam hani evet uzun transferi gerekiyor. Eyvallah. Egemen'i aldılar gerçi ama hani, tamam bir tane daha al. Bir tane daha şutör guard al. İşte Bobo'yu, Larkin'i, Micić'i
tolere etmesi, yani şey yapması için, orada ikame etmesi için, rotasyon için yani. Al tamam. İşte, ama şunu düşünüyorsun. Peki bu kafaya, hani bu psikolojiye, bu havaya bunu uydurabilecek misin? Yani sen öncelikle mevcut durumu düzeltmen gerekiyor. Ondan sonra takviyeler çalışmaya başlar. Mesela Fenerbahçe bu anlamda daha ileri duruyor şu an. Mesela Jamie Floyd geldi. Şimdi işte konuşacağız. İşte şey, Markel Starks geliyor. Ya onlar geldiği zaman mesela şu anki psikolojide bir anlam ifade edebilir ki Freud ifade ediyor şu anda. Efes'in öncelikle dediğim gibi bu gerginliği, bu stresi, bu siniri üzerine mi atması gerekiyor? Gidiyordu maç. Yani Panathinaikos maçı gidiyordu. Bu kadar, Panathinaikos boş takım mı? Hayır değil. Sezon başından beri konuşuyoruz. Bu kadar hani, Panathinaikos ne deniyor ona sen çocuğu? Hani güçlü olup da gerektiği yerde olmayan durumda yani. Yani onun bir kısaltması varsa söyle. Underrated mı oluyor? Ha? Hani çok güçlü değil. Ya underrated aslında güçlü ama o kadar övülmeyen için söyleniyor. İşte güçlü ama bu underrated, hani bunu veremiyor ama yani güçlü olup da olması gereken yerde olmayan bir takım Panathinaikos. Bunu da bu tarz maçlarda gösteriyor işte. Yani Papayannis yokken ne kadar Efes'e karşı maçı kazanma, ki Ergin Ataman maçtan sonra zaten koçla Priftis'te el sıkışırken bir karşı göz hareketi yaptı. Kabul etti orada da yani. Yani yapacak bir şey yok işte, basketbol, biz attık son topu girdi dedi. Sonra hemen peşine yaptı açıklamada, bunu söylemiş. Hani Panathinaikos koçu olsam şu anda kahrolurdum demiş. Yani onlar maçı kazanmak üzereydi. Bir set çizdi. Yine Mitsic'i suçlamış. Haklı da. Ya bak mesela ben sezon başında Ergin Ataman Mitsic hakkında konuşurken, ya hani bu böyle açık açık konuşması falan filan diyordu ama o sezon başıydı. Abi yani tamam yani, ama şu anda gerçekten konuşacak tabii ki. Yani olmaz. 7 tane, yani 7'de sıfırla oynayamazsın sen Vasilya Mitsic'sen mesela. Buna karşı takımın yapacağı fazla bir şey de yok. O da Ergin Ataman'ın eksikliği. Yani, abi takımda bir de şu da var. Şimdi yani artık süper egoları da geçtim yani. Orada yani Ergin Ataman bir basketbol tanrısı. Shane Larkin ayrı bir tanrı. Mistic. Mesela hepsi böyle şey. Singleton'a bakıyorsun sanki adam tripit yapmış. Öyle bir rahatlıkta falan. Böyle artık kopmuşlar olaydan. Yani onların mesela eskisi gibi bir güçlerini birleştirmesi bir noktada odaklanmaları gerekiyor. Yani ciddi odak sorunu var. Ergin Ataman'dan en çok kaynaklı zaten bu yani bence. Hem bu yaptığı son hareketler falan hem de bu girdiği haller falan böyle takımı ciddi anlamda bozuyor yani odak noktasını. Hani takım başka şeylerle uğraşıyor falan o noktadan sonra. Bu sene Hani Efes'te takımı aklı yani... başında olan tek kişi, aklı başında olan iki en öne çıkan isim Shane Larkin. Neyse ki. Onun Ya sayesinde o mesela an. geçen sene nasıldı Ergin'e? Tam böyle çok böyle saçmalamadı bu sene veya önceki seneler gibi. İşte hani yine köprüyü geçene kadar ayı ya dayı muamelesi mi çekti ne yaptı bilmiyorum ama hani sakin kaldı, oyunda etki ettiği anlar oldu, döndürdüğü maçlar oldu koç hamleleriyle falan ama bu sene tam tersi marka bile adamın hakkında yazı yazdı falan filan yani. Anadolu Efes'i ben Bilmiyorum özet gördün mü? Marka gördüm gördüm. gazetesinde onunla özel bir yazı Gördüm. yazmışlar. Tabii yazarlar abi, şimdi sen hani orada Barcelona taraftarına o hareketleri yaparsan, o hareketleri yaparsan senin için herkes yazı yazar. O da biraz herhalde yazılsın diye yapıyor, bilmiyorum da. Şimdi özet olarak şöyle söyleyeyim. Aslında çok böyle basketbol konuşacak bir şey bulamıyorum. Neden? Efes bundan sonra, sezon başından beri böyle de, bundan sonra artık, bundan sonra da onun değişmeyeceğini gösterdi bize. Panathinaikos maçında da gösterdi. Ondan evvelki maçlarında da gösterdi. Barcelona maçında da gösterdi. Barcelona maçı gerçi biraz daha farklı da işi. Unix maçında gösterdi. Yani her maçı kazanabilir, her maçı kaybedebilir Efes. Yani her maçı, şöyle diyeyim daha doğrusu, her maçını kazanma şansı olan, aslında hemen hemen her maçın favorisi gücünde olan, ama bundan sonra hiçbir kaybı sürpriz olmayacak bir takım Efes. Örneğin şimdi çift maç haftası var. Ve burada önce Zenit Petersburg deplasmanı, oradan CSKA deplasmanı. Şimdi Efes burada 2'de 2 yapar şaşırır mıyız? Şaşırmayız. 2'de 0 yapar şaşırır mıyız? Şaşırmayız. Yani hem Zenit yenebilir Efes'i, hem CSKA yenebilir. Ya bu Efes bu minvalde bir takım. Hatta bir adım ilerisi artık öyle bir nokta geldi ki, bu sene playoff'ta, yani playoff yapsa, Final Four yapsa
Diyeceğiz ki Efes'e abi yaparlar yani. Kadro güçlü çünkü. Ama playoff'un dışında kalırsa bu saatten sonra ben dedim ki yani o belliydi zaten onların playoff yapamayacağını. Bu kafa. Kafadan başka bir şey bu. Yoksa onun dışında bu takım için yok efendim Mitch için içeri penetrelerinde bilmem ne varmış da yok efendim Plyce'in pot altında savunma sorunu varmış da Dunson'un pili bitiyormuş da ya bunlar konuşulmak durumunda değil şu anda. Yeni bir şey yok çünkü. Yeni bir şey olmayınca geriye zaten bu ligde şampiyon olmuş takımın şablonları kalıyor. Onları da çok konuşan bir şeyimiz yok. Yap dersin ya onları. Onları uygula dersin. O da çözüldü artık yani. Ama Orada bak dikkat şeyler et. tersine Uyguladığın zaman çözüldü ama uyguladığın zaman yine başarılı oluyor. Yani sen şimdi havasını bulmuş, içeriye giren, içeriden dışarıya topu tepeye atan veya köşeye atıp da asist yapan, eli ısınmış olan, aynı anda Larkin ve Mistic varsa istediğin kadar çöz abi. Çözemezsin sen bunu takımı. Yani yenemezsin onları sen. Larkin bir çözümünü bulur, Mistic bir çözümünü bulur ama sorun oraya gelememelerinde. Yani işte son set işte abi Adrian Wareman'ın attığı üçlükle maçı kazandı Efes. Adrian Wareman dediğin adam son topta üçlük sokabilme kalitesine sahip bir adam var elinde senin. Bu Wareman bu arada bak daha Larkin var, Mistic var, En Simon var. formdaki şutör de oydu maçtaki zaten. Yani işte kalite Ağzı üç şimdi kaliteyi düşün kattı. bak. Kalite Dağların seviyesi. açıları Abi kalite seviyesi bu. Yani Larkin, Mistic, Simon, Boboa, Dunstan ondan sonra Moerman'dır hani kalite. Ama bak, o adam bile bunu yapıyor. O yüzden Efes öyle bir takım artık. Yani hiçbir takım onun karşısına çıkarken kendisini gevşek tutamaz. Ama hiçbir takım da artık bu saatten sonra ben Efes'i yenemem abi. Gerginliğinde olmaz. Yenmeye çalışır. Çünkü böyle bir şansı var. Ama gevşeyemez de. Gevşediği anda cezayı keserler. Biri keser o cezayı. Ama dik durduğun Ona zaman yeni kanlar lazım yani yeni kan. Ya o bu bir sene şey mesela bir türlü alışamadı oldu. olmuyor. Herkes dinçliyor Petrušević'i aslında o kadar yeteneksiz değil. Yani Singleton ya gerçekten mesela özel parantez açmak istiyorum yani. Ya mesela Efes taraftarını görüyoruz böyle aslında onlar da agresif taraftar böyle yani başka takımlar Efes'e laf söylediğinde ama mesela kendi içlerinde de hiçbir Singleton eleştirisi çok böyle görmüyorum. Yani ben maçı izlerken çadırdım ya dedim ya Singleton nasıl Efes'ten para kazanabiliyor abi bir bana açıklasın bunu ya. Hani Sezai abi sen de girsen o kadar şey yaparsın yani ya. Yok, o Rebound'a kadar. giriyor izliyor işte box out yapmaz etmez. Efendime söyleyeyim işte her pozisyonda hücumda spacing yaratmaz gibi. Yani hiçbir işe yaramayan bir adam şut atamıyor artık falan. Ya ne bileyim böyle bütün yani izliyorum böyle tekrar yani. Adam hiçbir rebound pozisyonunda doğru dürüst hani bir pozisyon alamıyor. Hep eziliyor, şey yapıyor, yıpratamıyor karşıyı. İşte elini fırsat geçiyor, şut atamıyor ve faul yapıyor sürekli yani. Mesela 11 dakika oynamış adam 4 faul yapmış ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani gerçekten biz mesela Danilo Bartel'e falan kızıyoruz ama Singleton artık Danilo Bartel'den beter bir halde olmuş durumda. Yani freni patlamış kampiyon gibi şarampoldan aşağı yuvarlanıyor. Kimse de bir şey demiyor ona ya. O da çok ilginç yani. Mesela Ergin'e tamam böyle normalde reaksiyon gösteriyordu eskiden işte mesela. Kavga ettiği tartıştığı oyuncular Bir oluyordu. iki defa Ama yaptı. mesela Singleton'la yani karşı karşıya gelmesi lazım bir noktada artık. Çünkü abi adamın sene başından beri bak eksi de eksi 3 yazmış tamam mı? Adamın ya, index rating ortalaması yani 3,5 ya. Böyle bir şey olabilir mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 maçta eksi yazmış ya. Altı maçta eksisi var. Yalnız işte şöyle bir şey var. Az önce Moerman örneğinde verdiğin gibi senin bu söylediğin de yine Efes'in Yani kalitesi senin artık anlatıyor. yani şey hani o pi ayarın eksiyse yani sen artık takıma zarar veriyorsun abi ya. Bak geçen sene şimdi yine kaliteye döneceğim. Efes'in kalitesini gösteriyor. Bu sen söylediğin şey. Sen deminden beri Singleton'ı eleştiriyorsun. Haklı olarak bu sene rakamlar konuşuyor. Ki Maçı aslında izlemedi şu an ama bu sene en çok ihtiyaç duydukları yani desteğe ihtiyaç duydukları pozisyonlardan biri yani. bak Hani bu sene Sertaç'ın gidişi, Plyce'ın yalnız kalışı, Dunson son maçlarda buna dahil oldu ama yine hala forvetten çok az destek geliyor yani Moerman'ı saymazsak. Moerman günü kurtarıyor.
Orada bir şekilde. Veya Plyce. Moerman bu sene çok önemli bir sezon yaşıyor. O ayrı da şunu diyeceğim. Ama o da istikrarlı değil bence. Yani şöyle Muayman Singleton bu senenin başından beri Efes Singleton ve Simon'dan ve Mitsic'den istediği verimi alamıyor. Şu an playoff potasında. Bak şimdi. Bahsettiğimiz isimlere dönüp bak hatırlayalım. Geçen sene playoff'ta Real Madrid maçında son topu sokan 3-2'lik olan maçta son topu sokan Simon. Simon'un neler yaptığını hatırla. Hep burada söyledik basketbol akıllı üst akıl diye. Geçen sene Final Four'da ve özellikle yine playoff maçlarında Real Madrid eşleşmesinde Singleton'ın nasıl büyük katkı verdiğini hatta bir iki tane maçı tek başına alan noktaya kadar vardırdığını. Diğer konuştuğumuz isim Vasilije Micic de MVP abi. Geçen sene MVP'si. Şimdi bu üç isim bu sene o kadar katkı vermiyor. Efes playoff potasında. Yani Efes'in kadro kalitesi o kadar yüksek bir seviyeye çıkmıştı ki geçen sene. Hani geçen seneki şampiyon öyle geldi. Bu sene o karman çormanlık durumu aslında biraz böyle bir karın ağrısı yaratıyor maçı izlerken. Çünkü sen şey görüyorsun yani maçı izlerken diyorsun kardeşim ne yapıyorsunuz? Hani bunu çoktan mesela Panathinaikos maçını çoktan koparman gerekiyor aslında. Sen ilk periyotta o işaretleri vermişsin. Ama gelen atıyor, gelen atıyor, gelen atıyor, gelen atıyor. Sen de şutları sokamamaya başlayınca yani beIN Sports'un sunucusu diyor ki bu maçı nasıl bu hale getirdiniz? Belliydi abi nasıl şaşırdınız Yani diye. Vasilije Micic 7-0 üçlük atarsa abi bu maç muhale gelir. Yani biraz bunları da konuşmak Hayır, lazım ya. şimdi Efes 20 sayı 25 sayı fark attı da 3. periyotta. 4'te mi oraya geldi? Yok, maç boyunca hep öyleydi zaten. Yani 6-7 sayı fark açınca maçı koparmış olmuyorsun. O maçın oraya geleceği Panathinaikos'un maça hep ortak olacağı belliydi maçın başından itibaren. Bunu Efes yaptı ama. Sorun orada. Barcelona dışında ki geçen hafta Ergin Ataman o şovları yapmasaydı çok yüksek ihtimalle Efes kazanacaktı. Barcelona maçları dışında bütün maçları Efes kaybettiği bütün maçların hepsini kendisi o hale getirdi. O yüzden kafa sorunu kafa sorunu deyip duruyorum yani. Bu sene böyle biter. Hani bu sene böyle gider. Geride yetersiz böyle sanki yani şey gibi mesela geçen sene şey gibi oynuyorlardı ya biz bu ligin şampiyonuyuz falan hani o kafada oynuyorlardı sahaya çıktıklarında eziyorlardı falan böyle yani Evet. karşı tarafı böyle Real Madrid'i eze eze yendiler falan ama bu sene böyle hiç ondan bir şey yok yani sanki geçen sene şampiyon olmamışlar gibi falan böyle işte sıradan bir Euroleague sezonuna gibi O giriş bence işte yapmışlar gibi. sene başındaki psikoloji. Ya bu sene değil ya, bu sene böyle biter. Bittiği yerde biter. Çok kötü bir yerde Ama mesela bitmez. fiziksel Bittiği yerde olarak biter. da bir düşüş de var yani bilmiyorum yani yorgunluk ne yani mesela şimdi düşünüyorum yorgunluk falan olsa diyeceğim hani kimler olimpiyata gitti abi Efes'te? Olimpiyat mı? Hani aynen. Abi olimpiyat geçti Yani ama artık ya. mesela Tamam bitti hayır yani o. mesela yorgun oldu çünkü olimpiyata gidenler abi Ekim'de falan bitti yani işleri anladın mı? Tamam Hani yani. Olimpiyata giden kim var? bu Kimse mesela yok. fiziksel o kimse yok yani bu fiziksel düşüşün de bir ayrıca bir nedeni de olmalı yani. Mesela Panathinaikos aslında mesela Nedovic'den dolayı yine tarz olarak biraz Efes'in tarzına yakın bir basketbol oynuyor. İşte içeriye dribbling'e dayalı oyunlar üzerinden falan oynuyorlar. Hem de mesela diğer yan parçaları da çok fizikli değil. Hani hepsi Dunstan gibi yani böyle fizik anlamında. O yönden de böyle fiziken de çok düşüyorlar yani böyle üçüncü periyotlarda falan özellikle. Yani fizik bir yükleme mi bir şeyi yapmaları da lazım ya. Böyle çok yorgunmuş gibiler ya. Yani Artık gördüğümü onlar söylüyorum ben yok haklısın ama ben. Ya ben hani Efes'in bir komple kendini birilerinin sallaması bir şey yapması yok lazım yok ama. ben bir şeyler lazım o Ya bu yedilen böyle gitmez yani. Bu gider kadar gider ittire kaktır gitmez abi. Yani yok playoff'a böyle kalamazlar ya. yok böyle kalacaklar işte ben söylüyorum ya bir değişiklik beklemeyin bu saatten sonra yani Petrušev dahil olacak Egemen gelecek dertler bitecek ya bak Petrušev dahil olur Egemen de Elijah Bryant mesela bazı maçlarda iyi işler çıkartıyor. Ha, o kadar işte. Yani bundan sonrası bu sezon böyle biter. Ha, bu biter dediğim bu. Yani bu haliyle playoff'ta 7. girer, 6. girebilir, 4. girebilir belli olmaz. Hiçbiri sürpriz değil. Final Four ya. Yani şu anda Efes ama tek bir fark var. Geçen sene dediğin gibi gümbür gümbür şampiyonluğa koştuğunu belli ediyordu normal sezonda. Bu sene olduğu kadar olacak. Belki bu olduğu ikinci şampiyonluk bile olabilir bak. Ama üst üste ikinci şampiyon da gelebilir bu.
Sadece şu, anlatabildim mi söylemek istediğim şey? Yani şu anda belirsizlik var. Her maç böyle. Her maç böyle. Yani haftaya Rusya seferinde de iki maçta böyle geçecek. Ben Kazanır mı? çok büyük zorlanacak. Yani böyle kötü bir mağlubiyet belki onları da kendine getirir mi ya da daha da çok O çöküşe sürükler geçti mi? Semp çocuğu ve geçti, onu konuştuk ya. İlk yarıda şey, kimden fark yemişti Efes? Unix'ten mi? Kimden yemişti? Bir fark yedi ya. Dedik ki yani bu Şamar, ha Şamar dedi. Panathinaikos maçıydı galiba. Tabii Panathinaikos maçıydı işte. Tamam. Ve ilk maç Yunanistan'da iki maç demiştik. Yani bir Şamar gelecek demiştim hatta ben. Panathinaikos o Şamar'ı attı Yunanistan'daki maçta. Ama sonra yani çok değişen bir şey olmadı. Olmayacak. Ya abi geçen hafta Ergin Ataman neler yaptı ya Palau'da? Yani ondan sonrasında bir değişiklik mi olacak diye düşünüyorsun? Ergin Ataman kendini mi motive ediyor diye düşünüyorsun? Yok. Hani aynı. Tas aynı ama devam ediyor. Bu takımın sonuç olarak maç kazanması kadro gücüne, alışkanlıklara, rakibin hatalarına göre endeksli durumda. O günkü psikolojiye göre, yoksa bir total bir plan, total bir motivasyon, sezona dönük bir hareket göremiyoruz ve görmeyeceğiz de. Öyle görünüyor şu anda. Geçen senenin mirası üzerinden bu sene çıkarsa o olacak. Zaten plan da buydu. Plan da buydu. Geçen sene bu sezonun başında yeni lig yapmayarak, mesela en başta işte Moerman gidiyor denildi, Mitsic gidiyor denildi, Larkin soru işareti denildi falan filan. Yo, tuttu Ergen tamam bu takımı. Bir tek Sertaç gitmeseydi Petrušev de alınmayacaktı zaten. Simon sakatlanmasaydı Bryant da alınmayacaktı zaten. Petrušev alınmış olmasına karşın pot altı sorunu devam ettiği için mecburen Egemen'i aldılar. Hani o da işte artık şeyden, Tolga'dan falan artık hiç verim alamadıkları için kenardan, bari verimli olabilme ihtimali olan bir genç oyuncuyla bak değiştiriyor. Hani ya dominant birini almıyor bak. Yani o çok tutucu bakıyor konuya. Ya tamam, o zaman da bakacağız yani. Geçen senenin mirası bu sene nereye taşırsa oraya taşıyacak Efes'e. Geçelim Fenerbahçe'ye. Geçelim abi, Fenerbahçe'yi de geçelim ya. Fenerbahçe'de benim en çok hoşuma giden şey Goran Biyadov oldu bu sene, bu maçta. Yani o kadar, nasıl söyleyeyim, bilmiyorum, bu hani Erdem Can çok sevildi ya Fenerbahçe taraftar tarafından. Şey, Obradoviç'in yardımcısıydı. Ondan evvel de ya aslında bench'teydi. Obradoviç önce de bench'teydi yanlış hatırlamıyorsam. Sonra Obradoviç'in yardımcısı oldu uzun süre. Kokoşkov'un yardımcısıydı. Geçen sene de head coach olarak çoğu taraftar Erdem Can'ı görmek istiyordu. Şimdi asistan koç konusu aslında hep soru işaretidir. Yani bazı asistan koçlar vardır. Hani head koçluğa hazırlanırlar. Ya da o head coach'un başarısı açısından bakıldığında çok değerlidirler. Yaptıklarıyla, ürettikleriyle ve hakimdirler konuya. Bazı asistan koçlar vardır. Kendi alanlarında çalışırlar. Hiçbir zaman head coach olmaya hazırlanmazlar. Bazıları head coach olmaya hazırlanır ama head coach'a katkı, yani asistanını yaptığı head coach'a katkı vermez. Goran Biedov, Georgevic'in yokluğunda bir kere çok iyi bir kenar yönetimi gösterdi. Žalgiris maçında. Çok hoşuma gitti o benim. Hani hem vücut diliyle, hem çizdiği setlerle, hem yaptığı rotasyonlarla baştan sona maça hakimdi. Bu bence çok güzel bir kazanım. Ben de araştırdım Biyadov'un bütün kariyerini. İşte Benetton'dan beri Georgevic'le beraber geziyor. Onun bir numaralı asistanı. Bir arada işte Benetton kapanınca Trevizo basketli 2 sene head coachluk da yapmış. Sonra Panathinaikos'a geçince şey Georgevic, o da onunla beraber Yunanistan'a geçmiş. O günden beri beraberler yani. Bu açıdan Georgevic'in ekibinde tanımış olduk. Sevindir, yani sempatik bir durumdu kenarda Goran Biyadov performansını görmek. İkincisi, yani tabii şimdi üzülüyor insan. Yani Dekolo Veseli varken yapmış olduğum projeksiyonlar çıkmaya başladığını düşünüyorum şu anda. Takımın 20. hafta sonrasında yükselişe geçeceğini, o herkesin yakındığı hücum setleriymiş, yok koç müdahaleleriymiş, yok takımın forma girmesiymiş, rotasyonmuş, hepsinin biteceğini, Polonara'nın tam anlamıyla geri döneceğini, point guard probleminin ortadan kalkacağını falan söylemiştim. Ama Olympiakos ve Žalgiris galibiyeti de çok kıymetli. Dekolo Veseli yokken bunlarla bu iki galibiyet alınması tabii ki zor geçecekti maçlar. Žalgiris maçın daha zor geçeceğini öngörmüştük Olympiakos'a göre. Öyle de oldu. Ama çok değerliydi. Mücadelenin çok yüksek olması, takımın her parçasının şu anda katkı veriyor olması. Şayok da yoktu bu maçta. Tabii ki Şehmus, işte tabii ki Henry, tabii ki Polonara.
Bunların katkıları çok değerliydi. Floyd da iyiydi bu maçta. Ama isimlerden ziyade takımın total olarak maçın içindeki karakteri, motivasyonu, mücadelesi. Mesela Pierre Henry'nin sakat olmasına rağmen oynamak için kendini hazırlamış olması, oynayıp katkı vermesi. Bunlar çok değerli. Tek korkutucu kısım şurası. Sanırım Oktay Cevizoğlu yaptığı yorumda oradan söylüyor. Bundan sonra çok zor bir fikstür var. Yani Dekolo Veseli'siz bu takım bu mücadele ruhu, evet iyi hücumları, iyi savunmaları, bu özgüveni, bu temposuyla ne kadar bu zor fikstürden çıkabilir bu abiler dönene kadar? Orası soru işareti. Ama mücadeleyle olabildiği kadar iyi alınabilir galibiyetler. Ama dediğim gibi bu, özellikle bu Jalgiris ve Olympiakos galibiyetleri Fenerbahçe'yi playoff adayı olarak tutmaya yetiyor şu anda. Her açıdan. Hem matematik olarak hem de motivasyon, yani moral, psikoloji olarak tutuyor. Yani çok güzel bir maçtı. Yani seyretmesi çok keyifliydi. Fenerbahçe'yi seyretmek dediğimiz şey oldu. İnsanların aradıkları şey buydu zaten. Markel Stark transferi sanırım olacak. Ama oraya geçmeden sana bırakayım ben Fenerbahçe'yle ilgili. Benim maçla ilgili söyleyeceklerim bunlar. Yani uzun süredir, yani abi görmek istediğimiz Fenerbahçe bu ya. Yani Fenerbahçe budur abi. Böyle olmalı. Her branş böyle olmalı. Özellikle futbol. Yani bir Fenerbahçeli, yani o gece herkes mutluydu. Anladın mı böyle? Gece herkes uyurken bir düşündü maçı bir daha falan. Aa, ne güzel oynadım falan filan. Yani böyle şeyler, yani hatırlatacak bir mücadele oldu. Yani ben aslında burada şunu gördüm. Yani yani Veseli ve Dekolo'nun zaten üstün karakterleri var. Onun yanında işte Jean-Pierre gibi, Pierre Henry gibi falan, Seymour gibi karakterler de olunca takımın karakteri bambaşka bir seviyeye çıktı. Bu şey, bu ilk final oynadığımız Final Four yılı gibi bir takım, böyle heyecanlandıran, heyecan dolu, herkesin aklıyla ve yüreğiyle de, kalbiyle de oynadığı bir takım oluyor. Çok da sempatik bir takım oluyor aynı zamanda. Yani mesela koçun, asistan koçun o performansı göstermesi salonda da mesela çok olumlu tepkiler aldı asistan koç. Orada da bir bütünleşti. Ama çok doğru kararlar aldı bence. Doğru müdahalelerde bulundu. Senin dediğin gibi işte oyuncu ilişkileri olsun, sahadaki doğru beşi yakalama konusu olsun. Yani Pierre Henry'den bile bir şekilde verim aldı ki burada bunu Pierre Henry'ye yazmak lazım hocadan ziyade. Ama dediğim gibi sen demiştin, bunu ben de demiştim ama ben farklı bir açıdan söylemiştim takımın bu aylarda bir kez arkadaşlarla. Ben yorgun olacaklarını falan düşündüm. Hı hı. Ama sezon başındaki bir yorgunluk krizi değildi. Umarım bir yorgunluk krizi gelmez, bizi vurmaz, bir şey olmaz. Böyle devam ederiz. Önümüzdeki maçlar zor, evet. Hatta Oktay Cevizoğlu çok güzel yorum yapmış geçen hafta. Şimdi evet, Olympiakos maçı çok yüzdeli, üçlü katılan bir maç oldu falan. Ölçü olmadığını düşünmesi kesinlikle doğru. Ama mesela şimdi Djordjevic konusunda siz ikiniz sürekli savundunuz. Ve diyor ki sonuçta kimin haklı olduğunu hiçbir zaman anlayamayacağız. Bu cidden üzücü oldu. Gerçekten öyle bir maç oldu. Yani bu takım neden böyle oynuyor? Oyuncuların karakteri mi? Gölge adam asistan koç mu? Yoksa Djordjevic mi falan? Mesela Djordjevic tweet attı falan filan böyle. Djordjevic falan hocamdan. Taraftar da bayağı arkasını aldı. Yani burada sana sorum, yani bu çıkışın etkisi, Djordjevic'in etkisi var mı? Varsa ne etkisi var? Kimin etkisi varsa ne etkisi var? Yani bunu ben duymak istiyorum. Djordjevic. Ben açıklayabildiğim oyuncuların aşırı karakterli olması ve o yüzden böyle bir oyunun olması ve bu maçta gösterdi ki asistan koç da sahadaki oyunla çok fazla etki ediyor Djordjevic varken. Şimdi asistan koçlar olsun, takım oyuncuları olsun, bunların hepsi zaten kendi basketbol bilgileri, kendi basketbol
kültürleri, anlayışları olan oyuncular. Bunlar burası profesyonel bir seviye. Dolayısıyla bir kişi gelip de onlara bir şey öğretmiyor, anlatmıyor. Sadece yönlendiriyor. Dolayısıyla olayı oyuncuların karakterleri, işte staffın yeterliliği yönünde ele alırsak o zaman ortada Phil Jackson da kalmaz. O zaman Phil Jackson da kötü koç. Michael Jordan'ın başındaydı. Ondan sonra da Kobe Bryant'ın başındaydı. Kobe Bryant'la Shaquille O'Neal'a taktik mi veriyorsun? Jordan'la Pippen'e taktik mi veriyorsun? Peki ne yapmış olabiliriz yani Djordjevic'le, yani böyle Nasıl? bir şey? Yani ne, yani ne yaptı da biz Abi neyle her şeyini oynuyoruz? işte, yani bir koç ne yapması gerekiyorsa, bir koçun daha doğrusu sorumluluğu her neyse tam da orasıdır. Yani öteki türlü şimdi mesela bırak Michael Jordan'ı, hatta bırak Nando Decolo'yu, Akil Polonara, Devin Booker, Pierre Henry seviyesinde olan oyuncuların olduğu takıma kalkıp da Gudur için olduğu takıma, bu arada Gudur'u unuttum şimdi söyleyeceğim. Evet, onu da konuşmadık. Huzur içinde Onunla konuşmamız ilgili bir lazım. cümle edeceğim de onunla alakalı. Yani şu koç tarafını tamamlayayım. Neticede o takımın nihayeti koçun sorumluluğundadır. Koç orada o yüzden oturur. Başarısızlık olduğunda, takım kötü gittiğinde, sonuçları kötü aldığında, kötü oyun olduğunda ya da başarılı olduğunda bunun hesabını bir kişi verir. O da head coach'tur. O yüzden maaş alır. O nedenle takımın sezon başında çok iyi oynayıp bana göre her maçı sonuna kadar getirip son topta kaybetmesinin taktiksel ve mental eksiklikleri de Georgievich ile ilgiliydi. Çözmesi gerekiyordu. Bugünkü çıkışın, mücadele ruhunun, savunmadaki kompakt kalışın, hücumun daha yerli yerinde oluşunun, bazı oyuncuların yukarı doğru çıkmaya başlamasının, onların takım parçası olarak yer almasının sebebi de tabii ki Alexander Georgievich'tir yani. Başkası değildir yani bunun şeyi. Yani Dekolo Veseli, o zaman hani İşte Jelko Obradovic de varken onun da elinde Bogdanovic de Ekpe Yudoh vardı. Ama önemli olan onları yönetmek, onları yönlendirmek. Hangi oyunlarda ve sadece taktik de değil bu konu. Yani ona çok takılıyor insanlar mesela. Taktik çizmek. Hayır, değil. Teknik direktörün, head coach'un işi sadece tahtaya taktik çizmek değildir. Dizilim değildir. Baştan sona bir ekibi sosyal olarak, kültürel olarak, psikolojik olarak, ekonomik olarak, günlük mesai yaparak yönetirsin. Tamamından mesulsündür. O yüzden çok para alır. Mental değişiklikte George Vigil'in çok büyük payı var diyorsun oyuncuları Hepsinde var diyorum. değiştirmek. Hepsinde her şeyde payı var. Hani benim biraz mentalde payım var ama taktikleri oyuncular yaptı diyemez yani. Hiç kimse böyle bir şey iddia edemez. O koçundur o. O iş koçundur. Yani sadece basketbol değil yani. Bütün takım sporlarında böyledir bu. Yani şimdi mesela Fatih Terim'in daha Galatasaray'a daha önce yakalamış olduğu başarılarda millet hep şey bakıyordu ya konuya, ya Fatih'in taktik bilmez, gaza getirir. Ya yani şimdi öyle parçalanacak konular değil bunlar. Yani bazı takımlarda koçlar şu tercih yapabilirler. Ya benim takımımda, şu anki takımımda taktik yönden kendisini çok geliştirmiş üst seviye oyuncular var. Ben bunlara sadece diziliş vererek mental olarak yüksek bir seviyeye getirirsem iyi bir sonuç çıkar. Çok ellemeyeyim diyebilir. Ama aynı koç başka bir takım başına geldiği zaman böyle bir takım bulamayıp olaya taktik olarak arttırabilir. Taktik dozajını arttırabilir. Yani o oraya doğru şey yapabilir. Enerji harcayabilir. Takımdan takıma değişir yani. Sen şimdi Georgievich alıp da TBL 2. liginden bir takımın başına getirirsen bu sefer daha fazla belki işin taktik kısmına yoğunlaşacak. Ama burada daha çok mental kısmına, beraber oynama kısmına, savunma anlayışına yöneliyor. Çünkü hücum setleri dediğimiz hikaye ancak o şekilde takım olduktan sonra bir anlam kazanabiliyor bu seviyedeki oyuncular arasında. Çünkü bak mesela şimdi ne oluyor? Şimdi Marcus Starks geliyor. Ondan evvel Jerry Floyd geldi. Yani sezon içerisinde oyuncular geliyor gidiyor ama bunlar profesyonel. Yani koleji gibi düşünmemek gerekiyor koçun katkısını. O getiriyor o adamı, hemen diyor ki geç bakalım şuraya. Şu pozisyona geçiyorsun. Setimiz bu, bunu oynuyorsun diyor. Ona baskı öyle çek hali yok o saatten sonra. O hemen sonuç alması gerekiyor oyuncuda. O yüzden profesyonel oyuncu bunlar. Yani hemen sonuç almadığın oyuncu zaten amatördür. Ne yaptığını bilmiyordur yani. Temel profesyonelliğin gerektiği bunlar yani. O nedenle Oktay Cevizoğlu'na şöyle katılmıyorum. Evet, bunu anlayacağız. Hatta çok da anladık bile. Bir takımın Euroleague'in en iyi 10 oyuncusundan ikisi ne sahip olan bir takım, haliyle bu iki oyuncu çok kıymetlidir onun için. En kıymetlileridir. Bu ikisinin aynı anda sakatlanmasından sonra çıktığı iki Euroleague maçındaki bir tanesi ligin flash takımı, mücadele ederek,
kazanabiliyorsa, kazanma kimliğini tutabiliyorsa bu tamamen koçun başarısıdır. Bu kadar. Hani öyle bir değerlendirme şekli yok. İşte ama De Colo Veseli varken bakalım. O öyle bir şey yok. Yokken bakacaksın tam tersine, koçun etkisine. Bak, varken daha tehlikeli. Çünkü o zaman diyorlar ki Veseli maç kazandırdı. Tabii o zaman da diyorlar ki Veseli kazandırdı. Şu an bu galibiyet seviyeyle biraz koç üzerindeki şeyi bayağı attı. Hem de o Twitter çıkışıyla da böyle çok bayağı bir taraftar arkasına alıyor şu an. Baskette her şey yolunda ya. Bir de baba şimdi şöyle bir şey de var ya. Bu insanlar dün başlamadı bu işe. İnsanlar da hani buraya geliyor mesela şimdi. Bizim gibi değil ki onlar. Ben mesela her yoruma cevap veriyorum, ciddi alıyorum. Yani almayayım anlamı söylemiyorum. Yani yoruma mesela ben başka basketbol programlara bakıyorum. Kimse yorumla cevap vermiyor. Biz sezon başından beri insanlara dostluk, arkadaşlık kurarak hatta bu işi geliştirdik. Ama ben mesela kötü bir şey olduğu zaman da açıklama yapmaya çalışıyorum. Ama bu seviyedeki şeyler, taraftar Twitter'da istifa et, işte yürü git kel seni yok bilmem ne, senden bir şey olmaz, senden bir bok olmaz, sen de koç musun, seni oraya koyanın bilmem ne falan diye bu taarruzu yaptığı zaman bu seviyedeki insan çok ciddiye almazlar. Çünkü ciddiye alırsa işini yapmaz. O işini bitirir, istediği noktaya getirir. Ha, sonuca göre hala olmuyorsa kendi gider zaten. Ya da yönetim onu göre de alır. Yani o kadar etkilenmezler yani o şeylerle. O yüzden taraftar da hani dün daha basketbolu anlamıyordun. Bu kel yüzünden her şey, bu keli kim getirdi buraya falan filan diye sanki öyle yazdıktan sonra İşte 5-6 galibiyet alınca hadi bakalım bizde senin de öyle bir destek şekli yok birader. Kusura bakmayın ya. Ama ona desteklenmiyor yani. O destek değil. Destek dediğin şudur yani. Destek demek zorunda değilsin. Her yönetimin her kararını kabul etmek zorunda değilsin ama ya bir süre tanırsın, bir bakarsın yani. 34 maçlı Euroleague periyodu sanki ilk defa Fenerbahçe Euroleague'de oynuyormuş gibi. Yani bu en tecrübeli de sensin yani taraftar olarak burada. En tecrübelisi sensin. Evet, taraftar olarak da bir de öyle bir durum da var. Ama tabii sene başındaki Georgievich'le şu andaki Georgievich'in de sahadaki duruşu falan biraz farklı ya. Ya işte o da deniyor abi. Sonuçta adam geldi takıma başına. O da alışıyor ya. Yani neyse biraz fazla yüklendik gibi geliyor şu an adama ya. Ama abi ama işte ben ya birader adamın ya şimdi adamı sen bütün takımı kurdun. Ergin Ataman bu takımı kendi kurdu. Pereira'nın arkasında durduğumuz kadar Georgievich'in arkasında. Pereira'nın arkasında ben durmadım mesela. Bak ben Pereira'nın arkasında durmadım ama mesela hiçbir zaman da şöyle bir laf etmem. Pereira hocam abi. Ya böyle laf edilmez abi. Hocam abi. Futboldan bir bok anlamıyor. Ya siz dedin mi siz ne biçim yani laflar bunlar yani. Hani alakasız alakasız. Ama ben Pereira'nın arkasında durmadım. Niye? Çünkü şundan dolayı yani onun taktiğinin, taktik bilgisinin, hocalığını falan sorgulayacak bir insan değilim ben. Ne haddime yani. Ben sadece gördüğümden şunu çıkarttım. Hep söylüyorum ben psikolojiye bakarım. Bu seviyede psikoloji yorum yaparsın. İlle de yorum yapmak istiyorsan. Yani çok uzman olman lazım. Abi inatlaştı adam. Ondan destek vermedim. İnatlaşmayacaksın kardeşim. İnatlaşmayacaksın. Sen bak sen doğru bildiğin bak şimdi doğru bildiğin bir plan vardır. O plan çalışıyordur. Georgievich'in yaptığı gibi. Devam eder. Sabırla, dişini sıkarak, zorluklara göğüs gibi devam edersin. Ama Pereira onu yapmadı. Pereira inatlaştı. İnatlaşmayacak. İnatlaşınca böyle oldu. Bak takıma da mal oldu. İnatlaşmaktan yani kastım üçlü oynamak değil. Her konuda inatlaştı. Yani iyi de baba o zaman sonuç alacaksın yani anladın mı? Sen inatlaşma sürecinde 4 tane mağlubiyet alıyorsan yani oradan alalım. İnsan yönetimi falan filan yani. Yani. Meseleye de kolay bir müdahale yapmadı. Aksine daha da çok onların sorumluluğunu falan onlara alanda açtı. Evet. Ya bunlar çok yönlü konular ama bu hoca... Bu konuda... arada ben hocadan ziyade eğer bittiyse abi... Ha bittiyse. Gibi oldu. Yok biraz. Bitti tamam hadi. Guduric'le ilgili konuşmak istiyorum. Guduric abi biraz birileri söylesin. Biraz çalışsın abi ya. Ne çalışsın? Şut. Abi adam yani şu... bu maç iyi attı ama yine çok istikrarsız gidiyor. Biraz böyle yani daha istikrarlı olması lazım abi. Mesela neden geldi bu adam? Oraya bağlayacağım yani. Bu adam şutör adam geldi bugün. Tamam 19 sayı attı. Marşel. Ama şey yani Guduric 19 sayı attı ama her maç 19 atmıyor abi işte Guduric. Ben Guduric'le ilgili şey söyleyecektim. Şimdi bu maç mesela Guduric... Yani mesela bir maç 20-25 atıyor, öbür maç 3-5 atıyor yani. Her maç 10-15 arası atsın mesela. Şimdi Guduric 27 verimlilik puanıyla oynadı.
bu maçta ve takımın en değerli oyuncusuydu. Ben de maç, onu söyledim, maç içerisinde şöyle bir şey, ben şut vesaire değil de hani şöyle bir şey. Şimdi De Colo Veseli'den sonra 3 numara Guduric'tir. Pozisyon anlamı söylemiyorum 3 numarayı. Yani yıldızlık anlamında söylüyorum. Şimdi onların olmadığı bir, tamam takım mücadele ediyor, o katkı veriyor bilmem ne de, ama yine de şu anda takımın doğal lideri Guduric'tir. Kurgu böyle. O nedenle Marko Guduric'ten beklenti benim sayıdan ziyade, yani 19 sayı evet 20'nin üstüne çıkması lazım her maç belki bu süreçte en azından. Ya da asistleri yapma, yani hem 1 oynayacak hem 2 oynayacak hem 3 oynayacak ve liderlik edecek. Yani Marko Guduric'in şu anda böyle bir sorumluluğu var. Ya onu da istiyor aslında. İstiyor. Ama bence ben daha istikrarlı olması lazım. Ben negatif eleştirmiyorum. Sadece o dipnotu düşünmedi. Yani şimdi şöyle, yani Polonara, Henry, işte Booker, Şehmuz'un katkıları, hani Melih'in katkıları işte falan filan konuşuyoruz ya bunları. Ama işte Dechampierre tabii ki. Ama bunlara eyvallah. Ama şu an hepsinden daha fazla Guduric'in sorumluluğu var. Çünkü dediğim gibi kurgu bu. Geçen sene bu takımı playoff'a Guduric götürdü. Yani o yüzden integral bir parça yani. O yüzden evet, aslında benim isyanım o noktada. Yani yani Guduric çalışınca yani tam böyle mükemmel işleyen bir maçın haline geliyor Fenerbahçe. Mesela örnek veriyorum, yani istikrarsızlığı neden, mesela örnek veriyorum. 10. haftada Bayern Münih'e 16 sayı atmış. Sonra 2 hafta yok piyasada 5-9 sayı. Sonra Monaco 18 sayı. Yine 4-5 hafta 10 sayı, 16, 9, 7, 10, 11 atmış. Sonra Jairis'e 19. Yani bunun yerine böyle mesela her maç 12-13, 12-13, 14 falan öyle gitse mesela, her takım için bence çok daha faydalı olur. Çünkü Guduric sadece şey anlamında da değil. Yani böyle sadece şut atarım ben, Gerald Eddy gibi başka bir bok yapamam gibi biri değil. Zaten hayır, onu özel arkadaşım yapan, onu özel yapan da zaten onun içeriye dirip bir özellikle. Yani mesela Jardim sonuçta Guduric, Guduric izledik yani, anladın mı? Yani bir Guduric performansı. İşte yani mesela üzerine çok faul aldığı maçlarda daha çok iş yapıyor falan. Net, yani daha çok sorumluluk almak istiyor. Ama dediğim gibi şutları biraz daha istikrarlı olması lazım. Biraz daha oturtması lazım. O senin söylediğin yani biz zamanlarda... çalışmıyoruz ama yani sonuçta Regimir'de de her gün 3000 tane şut tutuyormuş abi. E tabii canım, onlar şey öyleler zaten de, şimdi o senin söylediğin zamanlarda yalnız şeydi, daha onun bir sezon başı problemleri vardı, onu da hani konuşmuştuk burada zaten. Yok, sezon başını hiç saymıyorum, sezon başına çok kötü girmiş zaten ha, yani. İşte aynen öyleydi, o konuştuk zaten burada şu anda. Ben bu... sezonun ortasından itibaren hani bakıyorum. Anladım, Guduric şu anda formunu yani buldu, ondan beklenen De Colo Veseli dönene kadar en azından daha fazla sorumluluk alarak liderlik yapması, onun aksan olması gerekiyor. Herhalde o da onun farkındadır. Bu maçta da iyi iş çıkardı. Umarım devam da eder. Şimdi şöyle bir şey var Guduric'le ilgili. Şimdi ben böyle düşünüyorum. Yani Guduric sorumluluk almak isteyen, liderlik yapmak isteyen, böyle birisi, lider bir oyuncu. Evet. Takımda da çok fazla var zaten bundan yani. Mesela Pierre-Henry ayrı bir lider. Efendime söyleyeyim, Şehmuz bile yani çok iyi bir lider yani. Bir enerji veriyor, bir şey yapıyor. Polonara enerjiden sorumlu bakan gibi takıma enerji veriyor falan. Yani herkes bir şeyi götürüyor. Guduric de o savunma odasında bir boss. Ama yani benim demek istediğim o bossluğunu sahaya daha istikrarlı koyması. Onun savunma odasındaki bossluğu anlamında da daha iyi olur yani, saygı duyulması açısından. Yani bugün Danilo Bartel'e bakış açısıyla ona bakış açısıyla. Yani daha çok kaptan yani, kaptanlık pozisyonunda yer alan bir isim aslında dediğin gibi. Yani şimdi böyle istikrarsız olursa çünkü Melih Mahmutoğlu'nun Sırbistan şubesi olacak yani. Yok canım, abartma sen de. Yani sen de yani o kadar keskinleşiyorsun ki bazen hakikaten yani hemen attım bak. Ondan sonra diyorsun ki ben Djordjevic'le ilgili biraz sert konuşmuşum galiba diyorsun. Bak şimdi. Yok hayır, ben şimdi demiyorum ki Guduric kötü bir oyuncu diyor. Ben diyorum ki Guduric çok iyi bir oyuncu ama bence biraz daha üstüne koymalı, daha istikrarlı olmalı. Tamam yani canım işte yani ama yani şu şimdi bu maçta iyiydi adam yani. Şimdi yaptı onu. Bak hakeme itiraz ediyor. Yine takımı toparlıyor. Yani onu gördüm. Ben şey yani, gözden Dechampierre gibi bir asker değil yani. O bir general. Abi Dechampierre'in yani biraz daha farklı approach'ı. Her şeyle bambaşka bir oyuncu Dechampierre. Dechampierre bu arada Jagiz maçında Ulanovas'la karşılıklı disleştiler. aynı disleşme. Bize karşı var ya yine
Oynadı ha. Orada Tabii oynadı. Aynı sayılan disleşmede geçen da sene adam ya Kalinic'le olmuştu Pierre'in. Eskilerle yani Halep Seref dizisinde adam denk yapacak bir şey yok. Karşıda bilinip geliyor yani. Aynısını Kalinic geçen sene yaptı Valencia'dayken. Bu sene de Ulanovas yaptı o disleşmeyi ama bence Pierre ikisinden de hani Ulanovas kesinlikle yendi. Kalinic de bence berabere kaldı. Yani orada da sağlam duruyor yani. Fenerbahçe için iyi bir şey. Şimdi zamanımız daralıyor. Markel Starks'la ilgili birkaç cümle edelim. Çok da konuşmaya gerek yok üzerinde. Hepimiz biliyoruz aslında ama şöyle bir şey. Yalova Spor'dan belki hatırlayan hocam, belki sen hatırlıyorsundur Yalova Spor dönemini. Ben çok hatırlamıyorum ama. Kayı Krallığı'nda ikinci oldu. Evet, o öyle bir Yalova'da şeyi Yalova'yı da vardı. ligde tutan Aynen, bir arkadaş. etkili bir. Ya şimdi şöyle, Markel Starks 31 yaşında. Aslında Markle deniyor telaffuzda. Ben Markellere Markel demeyi seviyorum. Ben Markele Markel demem. Markel benim olmayınca. 31 yaşında tecrübeli bir isim. Ya aslında bu tercihi şundan yapıyorlar anladığım kadarıyla. Hani böyle atlet, içeriye giren, topu dışarı çıkaran bir isim yerine şut takviyesi ve top yönlendirme takviyesi ve tecrübesiyle de o özellikle hani ön alanda ki rotasyonu Dekolo'nun yokluğunda ön alandaki rotasyona daha büyük bir akıl katacak bir isim tercih etmiş. Yani zaten kolay da değil bu dönemde transfer yapmak. Ama bence bu kadar nokta atış gidip bu adamı almak Türkiye'yi de bilen birisi olduğu için yani daha önce oynamış olduğu için. Ben öyle yorumladım. Yani topu tutan, top yönlendiren ve şut kalitesi yüksek bir tecrübeli point guard'la sezon sonuna kadar, işte Dekolo gelene kadar öncelikle ve devamında Dekolo varken de tabii ki oradaki rotasyon alternatifini artırmak. Çünkü şimdi Şehmuz'u Djordjevic bir numaraya hazırlıyor. 1-2 oynatacağım dedi zaten. Verimini de alıyor. Şehmuz da yükseliyor. Pierre hani kendine göre buna bir pozisyonlar yani birden ikiye isimler. Starks'ı ama bunların şut tarafı yani Şehmuz'un da Henry'nin de şut tarafı yüksek değil. Çünkü Fenerbahçe'nin bir şutör problemi var. Mesela az önce konuştuğumuz Guduric dışında. Belki şey yok ekleyebilirsin. Bir de Deco da kalıyor geriye şutör olarak. Başka şutör yok. Hani diğer şutörler hepsi piyango yani. Booker'dan gelebilir, bu Polonara'dan gelebilir. Anladın mı? Hep gelebilirler Yani bunlar. deadlock gibi biri lazım diyordum ama bu tabii bu şu an deadlock gibi bir transfer değil. İşte ama şut tarafını destekleyen ve top Şey gibi yönlendirici. ya Aaron Jackson vardı ya CSK'da biraz onu Ha. andıran bu Jamon Gordon o Evet. tarz bir adam böyle yani yaşlı, olgun falan, soğukkanlı. Yani özellikle yarı saha oyunu yani şimdi adamın şeyleri iyi, geçiş oyunları iyi ama yani özellikle yarı saha oyunlarında Fenerbahçe'nin hücumunda yarı saha oyunlarında daha fazla akıl koymak, top yönlendirmek ve de işte o pace and space'te boşta hani şutu atma opsiyonunu arttırmak. Çünkü her aynı anda hakikaten şimdi Dekolo da yok. Şey yok da yoktu. Mesela bu maçta bir numara işte Guduric abi. Guduric atmadığı zaman diğerlerine hani birinci opsiyon şut düşünemiyorsun. Mücadele artıyor. Umarım şut kalitesi ve top yönlendirme özellikleriyle sezonun sonuna kadar iyi bir rotasyon alternatifi olacaktır. Ama tabii izleyip görmek gerekiyor şimdi çok da. Ama mesela Floyd aşısı tuttu. Bunu tutar diye düşünüyorum. Bir beklentiler düşüktü zaten. Evet, aynen. Burada Yani da düşük ondan olacak. istenen rol de ufak bir rol yani. Onu da çok iyi yapıyor yani. Bu arkadaş da öyle olacak Bu da öyle umarım. olacak. Evet, bunda da beklentiler düşük olacak. Ama ben hani negatif yani ya şimdi bu nereden çıktı gibi bir transfer Yani olmayacağını baktığım budur düşünüyorum. hiç olmuyor falan dediğinde sahaya atacağın biri yani. Abi Gudur için olmama şansı yok artık ya. Hani Gudur için yani Dekolo Veseli yokken Gudur işte olmuyorsa zaten şimdi senin yaptığın mücadele de bir yere kadar taşır seni. Artık hani mesela Jalgiris'i yenemezsin artık hani bu mücadeleyle. Ki Jalgiris'i yenemiyorsan kimse yenemezsin evinde. Yani artık oralara kadar gider iş. Umarım güzel de bir katkı olur. Peki o zaman biraz ben sana soru cevaplarla diğer maçları hatırlatıp kapatalım programımızı. Ne dersin? Olur. Birinci sorum şu. Nick Kalatis dönüp 20 dakika oynadı. Hiçbir şey yapamadı. Mirotic sakatlandı. Barcelona Unix deplasmanında kaybetti. Barcelona Mirotic'e bağlı bir takım mıdır, değil midir? Mirotic'e bağlı bir takım. Mirotic'e bağlı bir takım Aslında kağıt üzerinde öyle değil. diyorsun. Ama öyle bir takım yani.
Ben en çok bu Aha dikkatimi da. çekiyor. Çünkü Mirotic'e bağlı bir takım olarak görmedim ben bugüne kadar Barcelona'yı. Ama Mirotic öyle bir pozisyonlanmış durumda ki artık takımda. Yani az süre al yani. Sürelere baktığınızda mesela şimdi dediğin gibi indeks ortalaması 21,60 şeyin. Mirotic'in bir zirvede şu anda. Bazı maçlar mesela atıyor, çıkıyor. Yasikevicius onu çok iyi kullanıyor. Yasikevicius bunu bence yani bu algıyı Yasikevicius başarısı mesela. Bu takım Mirotic'e bağlı bir takım değil. Bu takımın diğer önemli parçaları da var. Maç içerisinde rotasyonlarımızla biz her zaman maçı kazanma noktasına gideriz düşüncesini başaran Yasikevicius'tur. Ama işte Mirotic'in olmadığı zamanlarda aslında biraz da Mirotic'e bağlı bir takım noktasına gelmiş olduğunu görüyoruz diye düşünüyorum. Ama Unix Kazan var tabii karşılarında. O meşhur maçın iki uzatmaya giden maçın rövanşında. Bilenmişlerdi abi. İşte Abi o da şimdi vardı. Ben ikinci sorum söylediğimden ama çok bilendiler ikinci adamlar. sorum geliyor zaten. Lorenzo Lorenzo Brown, Brown yani Lorenzo Brown abi, ben basketbol oyuncusu demek istiyorum Lorenzo Brown'a. adam Bizi de tutmadı abi. Şu an MVP konuşuluyor yani. Ben daha bir şey demiyorum. Yani şöyle Bu Michael Frey topa vuramıyor dedik. Adam gitti ilk maçta 5 gol atmıştı yani. Ben bir, yani bu Fenerbahçe'ye özel bir şey abi. Yani Fenerbahçe'de oynamış olmasından dolayı şu an bu performans yani. şu anda Öyle indeks ratingte açıklıyorum. birinci sırada Nikola Mirotic var. İkinci sırada Walter Tavares. Üçüncü sırada Shane Larkin. Dördüncü sırada Lorenzo Brown. Beşinci sırada Jan Veseli. Yani şu anda adam Euroleague'in en iyi beşinde. Bak, Unix Kazan'ın başarılı olacağını bir sezon başı söylemiştik değil mi? Tahminlerimizi. Evet, Playoff'a evet. oyuncu. Ama Tamam. Lorenzo Brown'ın böyle bir pay kaybı olacağı aklımın ucundan bile Aynen öyle. Ve şimdi geçmiyordu. mesela Unix Kazan'ın kadrosunu biraz şöyle bir hatırlasınlar. Sonra aradan bir zaman geçsin. Hiç maçını seyretmesinler. Sonra desin, diyelim ki biz onlara Unix Kazan şu anda playoff potasında. Ha derler ki abi herhalde Hezonya var. İşte OJ Mayo var. John Brown var. Şey var. Isaiah Cannon var falan. Hani. Abi Lorenzo Brown şu an hepsinin üstünde. Yani takımın en değerli parçası konumuna gelmiş durumda. Hezonya'nın OJ Mayo'nun olduğu takımdan bahsediyoruz. Valla bravo. Bu maçta da maşallah 29 verimlilik puanı ve 22 sayıyla Barcelona'ya tokatladılar. Lorenzo Brown önderliğinde. Ki sen geçen bölümde Lorenzo Brown önderliğinde lafını etmişsin. Cuk oturdu. Hakikaten onun önderliğinde Barcelona'yı yendiler. Bu tabii Barcelona için de şu anlama geliyor. Real Madrid. Abi Real Madrid yani tamam Alba'yı yenecek dedik. Yendi tamam Alba'yı yenmek şey değil. Abi takımı Lasso oynatıyor ya hakikaten. Yani Gabriel Dek de döndü. Ya, bu takım oynuyor. Hani hala kadro benim için ikna edici değil. Kadro hala ikna edici değil ama oynuyorlar abi. Ve Bu şu takım anda nasıl bu kadar iyi oynar falan şeyindesin ama evet adamlar kadro benim için yani. hala abi Thomas Hörtel ya. Yani Thomas Hörtel, Vincent Poirier bunlarla oynuyorsun. Ya tamam Vincent Poirier çok özel bir oyuncu. Thomas Hörtel çok tecrübeli bir oyuncu. Hani Gabriel Dek dediğin adam mesela döndü tamam ama hani Dek dediğin adam mesela Real Madrid'in o son başarılarının başat oyuncusu değildi yani. İyi bir parçasıydı. İyi bir rotasyon elemanıydı. Bu. Ama şimdi mesela onu böyle ne hale getirecekler göreceğiz. Real Madrid 16 galibiyet, 3 mağlubiyet. Barcelona 16 galibiyet, 5 mağlubiyetle ikinci sırada şu anda. Buradan da anlaşılacağı gibi Real Madrid iki tane maçında eksik, bir de Fenerbahçe'yle. Hadi Fenerbahçe'ye yenilsin ama diğerini yendiğini düşündürsek mesela şu anda 17'ye 5 gibi biz 17'ye 4 gibi bir durum ortaya çıkar. Aralarındaki fark maç fazlasına rağmen daha da artacaktır Real'in. Milano'nun CSKA galiba. Bu arada bir soru da şu. CSKA Moskova'nın ta sezon başı demişim ki CSKA Moskova bu sene çok sorun yaşayacak diye bir öngörüm olmuş. Sorum şu sana, hakikaten bir kaos, bir sıkıntı var mı hani CSKA'da? Tekrarlı bir sıkıntı var ya, yani her şey yolunda aslında, hani Mike James'i gönderdiği Tudis orada bir zafer kazandı. Hani darbeyi önlemiş şey gibi. Anladın mı? Orada her şey yolunda olması gerekirken hani Milutinov falan geri döndü. Bence bir süperstar oyun kurucuya mı ihtiyaç duyuyorlar bilmiyorum ama Alexey Şivet var ama biri daha lazım ya oraya sanki diyeceğim.
Ama Ama diyemiyorsun. Üçgeni Lundberg de iyi. Yani hani kötü diyemem. Kadro Yani yönünden şimdi bence CSKA Efes'in biraz daha yıkanmış pozisyonda şu an sorun yaşıyor. Grigonis var hani yani hep Yani. iyi yani ya şimdi CSK'nın bir numarası her zaman tartışılmaz bir isim oldu. Böyle bu kadar böyle genç yetenek hani veya işte underrated yetenekler daha önce yoktu bir numarasında CSK'nın. Aslında güzel şeyden sonra çünkü ben de programdan önce CSK'nın oyun kurucularını falan düşünüyordum. Hani işte bu Papalukas'lı, Teodosic'li, Sergio Aha. Rodriguez'li falan böyle alternatifleri olan bir takımken Şevet Grigonis, Lundberg falan rotasyonuyla devam ediyorlar. Bilmiyorum maçlarda ben onun eksikliğini görmüyorum. Biraz fizik olarak da eziliyor gibiler. Ama yani takım aslında o kadar şey bir takım da değil. Ama bu maçta mesela şey yoktu. Will Clyburn yoktu. Will Clyburn'sızlık da onları etkiliyor diyebilirim ya. Ben şu anda Will Clyburn ve Tornike Şengelya dışında CSK havasını hiç kimse de görmüyorum. Yani Yani Milutinov da öyle domine edip geri dönmedi. Yani mesela yok. Milutinov fantasy lig oyuncularının bir numarasıydı. Adamın ölüsü çünkü 12-13 rebound alıyordu her hafta. Aha. Getiriyordu 13-14 puan. Şimdi abi o da yok yani. İyi dönmedi. Bilmiyorum belki zamanı ihtiyaçları var. Sene sonunda vites attıracaklar bilmiyorum. Yani ben CSK'nın da Efes'in bir tık altı yani. Çünkü kadro sorunu olmayan ama bir hava kaybedişleri var. Yani mesela Real Madrid deplasmanında kaybetmeleri çok büyük sorun. Ama Milano maçında da mesela tamam Milano güçlü. Buradan yine Oktay'a selam söylemek istiyorum. Ben Milano'yu hafife aldığını düşünüyorum ben de biraz ama Ama yine Milano de evet sert takım işte zaten bu, yani bu maçta da sert oynadılar. O sertliğe yanıt veremedi CSKA. evet yani CSK bence havasını biraz kaybetti. Bu sene CSK'yı ben Final Four'da göremeyeceğim. Çünkü Final Four abone olan bir takım biliyorsun. Bu sene galiba Final Four'da olmayacak gibi duruyor CSK. Bir de son olarak şeyi söyleyeyim. Olympiakos. Şimdi Olympiakos'u çok övdük burada. Takım oyunu dedik. Hakikaten yine hal aynı noktadayız. Bütün parçaların çalışması dedik. Barsokas dedik. Tempo dedik. Oyuncuların formu dedik ama hep şunu da söyledik. Yani kadro baktığın zaman çok güçlü bir kadro göstermiyor. Yani şampiyonluk adayı bir kadro görüntüsü yok. Ama hem kimlikleriyle, hem takım oyunlarıyla, hem oyuncuların tek tek kendi katkılarıyla, Barsokas'ın iyi setleriyle her şey yan yana geldi. Ama şu Fenerbahçe'den sonra bu haftaki mağlubiyette de yani bana biraz şey hissettirmeye başladı. Olympiakos'un yavaş yavaş pili bitiyor gibi. Yani böyle şimdi 19 maç oynadı onlarda ama daha var hani baktığın zaman. Ama böyle işte playoff'u böyle tam sonundan böyle 7'den 8'den girmelerini bekliyorum gireceklerse. Orada da bir pil bitmesi durumu olabilir. Dolayısıyla bundan önümüzdeki 4-5 maç çok sıkıntılı bütün takımlar için. Yani bu 4-5 maçı iyi değerlendiren son virajda hata yapacak gibi geliyor bana. Yani bence şu anda Barcelona, Milano ve evet artık Real Madrid dışında kimsenin şu anda bir şeyi garantilediği yok. Onu görüyorum ben. Hani Unix Kazan bir de kendini öne gösteriyor yani. Kadro gücü, yıldızlar, işte özellikle iç saha galibiyetleriyle beraber ama özellikle Real, Barcelona ve Milano dışında şu anda geri kalan süreçte kimsenin bir şey garantilediği yok. Çünkü daha aşağıda Asvel, Maccabi, Bayern, Fenerbahçe, O Monaco. ne hala yani Daha onlar. Bir de bunlar da var Mike abi. James öncesi sonrası istatistiği paylaşayım ya ben sizinle. Hadi onu da paylaş sonra kapatalım yavaş yavaş. Mike James şey bu önceki koçun adı neydi? Mizrahi Mitrović'le birlikte Evet. 14.8 sayı ile oynuyormuş. %45 ikilik, %26 üçlük, 4.9 asist. Sasha Obradovic'le birlikte 18.5 sayıya çıkıyor ortalaması. 2 sayılık yüzdesi %59. 3 sayılık yüzdesi %45. Ve en kritik yükseliş 9.5 asist ortalaması ile oynuyor. Yeni Tam koçta. olarak işte biz yorum yapmıştık yani Mitrovic'i gönderip Obradovic'i getirdiklerine, Sasha Obradovic'i getirdiklerine şunu söylediler. Mike James'i oynatmak için seni buraya getiriyoruz. Yap dediler. Yani orada şey tartışması yaşandı çünkü. Mitrovic dedi ki ben buranın head coach'uyum. Benim borum öter dediler. Monaco'da dedi ki hayır. Mike James'in borusu öter. Mike James birinci sıraya yazacaksın. Ona göre ne yapıyorsan yap sonra.
ondan maksimum verim alacak şekilde yap koçluğun deyince zaten kavga etmişlerdi, gönderildi. Yani Monaco tercihini Mike James'in kullandı ve senin anlattıklarına göre de şu anda bu tercih tutmuş durumda. Bu da Monaco'yu şey yapıyor işte, playoff adayı yapıyor şu anda. Yani evet yani potelere sokacak ya sonuna kadar zaten Mike James devam yani. Eder ya. Evet. Böyle. Yani şu anda Kızıl Yıldız, Baskonya, Alba, Panathinaikos olur da yani kendileri istemiyor. Bir de Jalgiris. Yani bu arkadaşları çıkarttığında şu anda 13 takım, 3 tane takımı da tepeden çıkarttım kendi yorumum. 10 takımın boğuşmasını izleyeceğiz bundan sonraki süreçte. Bu 10 takım arasında ve son olarak şunu söyleyeyim. Bu farkı da ne belirleyecek? İstemek. Bu 10 takım arasından kafasını derleyip toplayan ve ben bu sene playoff yapmak istiyorum diyen takım çok rahat diğerlerinin arasından sıyrılır. Aralarında fazla güç farkları yok Efes dışında. Bir de Fenerbahçe diyeyim hadi. Ama hani güçten ziyade dediğim gibi takımların aklını başına toplayıp böyle istemeleri bu 10 takım arasından 5 takıma playoff bileti verecektir. Bayern dağınık, Maccabi dağınık, Asvel dağınık, Fenerbahçe işte anca yeni yeni bir şeyler konuşuyor. Efes'i zaten konuştuk. CSKA'da sorunlar var. Zenit soru işareti. Hani hiçbirisi Monaco'yu şu an konuştu ne olduklarını. Ya bütün bunların hepsi aslında bir kaotik bir psikolojik durum hakim bu takımlarda. Kafayı toplayan kazanır diyorum ben. Yani tabii ki de mental olarak bu işi götürenler bitirecek seni sonunda. Bu önümüzdeki maçlar belli edecek ya. Evet. Çok kalacak, zorlu bir 5 haftalık süreç. Evet, şeyi unuttuk ya. Hızlıca tahminlerimizi kapatalım hadi artık şimdi. Peki. Tahminlerimizi yapalım. Önümüzdeki haftaya bakalım. Çift maç mıydı önümüzdeki haftaya? Önümüzdeki hafta yok değil. Çift maç yok, değil. Çift maç değil. Zenit Efes. Zenit Efes. Aa, burada Zenit alır ya. Efes diyorsun. Dağınık. Evet. Ben de hadi Efes diyeyim. Olympiakos Kızıl Yıldız. Olympiakos Kızıl Yıldız. Olympiakos diyorum ben. Ben Kızıl Yıldız diyorum abi burada karşıya. Tamam güzel. Maccabi Fenerbahçe abi çok zor maç ya. Fenerbahçe abi ben alırız ya. Maccabi diyorum. Barcelona Asvel. Burada Barcelona abi. Artık Barcelona. Ya Asvel içeride iyi de evet. Dışarıda verirler ya. Belli olmaz ama. Unix Kazan CSKA. Rusya derbisi. Unix Kazan CSKA. Ne olur? Abi, bence Unix alırsa kendini playoff'a atar. CSKA'yı da çok ateşe atar. Bu dediğin olacak biliyor musun? Ben de Unix istiyorum. Ben de Unix istiyorum ya. Tamam. Monaco Real Madrid güzel maç. Monaco diyorum ben. Ben de Real Madrid diyorum. Güzel. Real Madrid var ya böyle uyuz kazanacak çok rahat bir şey. Zaten hep öyle zaten hep öyle kazanıyorlar. Hep uyuz. Öyle bir maç yani. Panathinaikos Baskonya. Panathinaikos. Ben burada Panathinaikos tarafındayım. Evet. Tamam. Ve iki maç kaldı. Milano Jalgiris. Milano. Yani Milano evet. Olmadık duaya amin demenin alemi yok. Ve son maçta Bayern Münih ile Alba Berlin iki Alman takımı bir kez daha karşı karşıya. Ben Alba Berlin diyorum. Yok ben Bayern diyorum burada. Onu kazanması gerekiyor diye düşünüyorum. Trinkieri ve dostlarının. Peki efendim. Ben Sezai Mert Adam. Ben Sem Çocuğu. Yeni haftada görüşmek üzere. Sem Çocuğu emeğine sağlık, nefesine sağlık senin de. Sağ ol. Senin de emeğine sağlık. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.